Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde gene sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızda özellikle adet düzensizliği yaşayan, özellikle de üreme sağlığı ile ilgili problemi olan kadınlara ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Adetle ilgili sorunlar, polikistik over sendromu, çözümleri ve tüp bebek tedavisi. Bu konuda bize İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden kadın hastalıkları, doğum ve aynı zamanda tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle bir telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum izleyicilerimize. 0533 096 72 73 0216 323 22 67 sağlığım için her şeyin iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilir. Sorularınızı, görüş, öneri ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdi düzenli adet görmek, düzenli adet görmek biz kadınların e, sağlığını ve özellikle de üreme sağlığını nasıl etkiliyor? Şimdi bir kadının yumurtalığı her ay bir yumurta üretiyor. Yumurta beyinden salgılanan hipofiz bezinden salgılanan hormonların etkisiyle yumurtalığın içinden büyümeye başlıyor. Aslında ilk önce birçok yumurta büyümeye başlıyor. Ama mekanizma öyle yaratılmış ki hipofizin salgıladığı hormonlara en duyarlı olan yumurta büyümeye başlarken diğer onunla beraber büyüyen yumurtaların büyümesini baskılıyor. Dolayısıyla kadınlar kendi kendilerine adet görürlerken bir yumurta büyüyor. Büyüyen yumurta östrojen hormonu salgılıyor. Östrojen hormonu rahmin içerisinde kalınlaşmaya neden oluyor. Sonra yumurta büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir yer geliyor. Hormonların yine etkisiyle. Yumurtlama dediğimiz olay oluyor. Yumurtayı atıyor. Yumurtlama olduktan sonra o yumurtayı içerisinden atan kesicik içine kan dolarak farklı bir hormon, progesteron hormonu salgılamaya başlıyor. O progesteron hormonu da rahim içi, o kalınlaşan, östrojenle kalınlaşan dokuyu sekresyon dediğimiz duruma sokuyor. Bu ne? Bu progesteron hormonu rahmin içerisini eğer o atılan yumurta spermle karşılaşır da bir embriyo oluşursa rahme geldiğinde yerleşmesini kolaylaştırmak için daha uygun ortama getirsin diye progesteron hormonu etkisiyle daha uygun bir ortam haline çevirmeye çalışıyor. Ama yumurtayla sperm karşılaşmaz da gebelik oluşmazsa, embriyo oluşmazsa o zaman yumurtlamadan sonra o salgılanan progesteron hormonu ve oluşan o korpuslu luteum dediğimiz cisimciğin ömrü bitiyor. Ömrü bittiği zaman yavaş yavaş progesteron seviyeleri düşmeye başlıyor ve kadın adet kanaması görmeye başlıyor. Şimdi bu döngü kadından kadına değişiyor. Yani illa 28 günde bir olmak zorunda değil, illa 30 günde olmak zorunda değil. Adı üstünde düzenli olmak demek eğer bir kadın ne zaman adet göreceğini bilebiliyorsa yani ben 24 günde bir adet Hı. görüyorum. Yani bu ay ayın 25'inde olduysam gelecek ay ayın 20'sinde gelir diyebiliyorsa bu düzenli adettir. Onun saati öyle çalışıyor demektir. Bazısı da 35 günde bir adet görür. Bu ay 20'sinde gördüysem gelecek ay 25'inde göreceğim der. Bu da düzenlidir düzensiz görmekten kastedilen kadın ne zaman adetinin geleceğini bilmez. Yani rastgele bir zamanda tamamen alakasız bir zamanda adet erken de gelebilir. Bazı ay, bir ay, iki ay geciktiği de olabilir. Düzensiz budur. Şimdi düzenli adet görmek bir kadının yumurtladığını gösterir. Yani bir kadın yumurtalığı düzgün çalışmadan düzenli adet göremez. Çünkü düzenli adet görmenin temelinde yumurta büyüyecek, östrojen salgılanacak. Daha sonra yumurtlama olacak, progesteron salgılanacak ve ondan sonra kadın adet görecektir. Eğer bu döngü olmuyorsa kadında adetin ne zaman geleceği belli değildir. Şimdi biz rutin pratikte bir sürü kadın görüyoruz. İşte çocuğum olmuyor diye hekime başvuruyorlar. Benim yumurtam çatlamıyormuş diyorlar. Benim yumurtlamamda sorun varmış diyorlar. Ama kadına soruyorsunuz saat gibi adet görüyor. Hı hı. Yani e, bu yanlış bir şey tabii. Bir kadın düzgün adet görüyorsa hiçbir test yapmanıza da gerek yok. O kadının yumurtladığını çok net olarak söyleyebilirsiniz. O zaman çocuğunun olmama sebebi başka bir şeylere dayanmaktadır. Hı hı. Peki diyelim ki e, bir kadının adetle ilgili sorunları var. Bahsettiğiniz şekilde düzenli adet görmüyor bir kadın. Bunun altında peki hangi problemler yatabilir? Şimdi biz ultrason bizim Allah'tan ki var. Ultrason olmasaydı biz ne yapardık ya da bizim abilerimiz neler yapıyordu hiç bilemiyorum. Ama ultrasonla biz baktığımız zaman kadınların kahve falı bakmaları gibi böyle her şeyi görebiliyoruz. Yani bir rahimin yapısını, bir rahiminin iç tabakasının yapısını, bir yumurtalığın yumurta rezervi dediğimiz durumu yani o yumurtalıktan Nedir? Yumurta çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ya kadının yumurtalığı kötü müdür? Yoksa polikistik over dediğimiz bol bol yumurtamı vardır. Bir sürü şeyi ultrasonla çok net olarak görebiliyoruz. Yani bir kadın bize ben düzensiz adet görüyorum diye geldiğinde temel olarak üç tane şey olabilir. Ya beyin yumurtalığa yeterli uyarı yollamıyordur, kadının yumurtalığı tamamen normaldir ama yumurta üretmiyordur. Ya yumurta rezervi azdır. Ultrasona baktığınız zaman yumurtalıkta çok az yumurta görürsünüz. Yani beyin normal çalışıyordur ama yumurtalık ona yumurta yetiştiremiyordur. Ya da yumurtalıkta bol 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 yumurta vardır. ultrasonuna bakarsınız bütün yumurtalık silme yumurtadır. Ama kadın düzgün adet görmüyordur. Bu da polikistik over dediğimiz durumdur. Bu çok geniş böyle bir bant gibi kadının yumurtalığının çok e, zayıf olduğu zayıf cevap veren poor responder dediğimiz hastalardan polikistik overe kadar gidiyor. Ve bu, bu bütün kadının yumurtlama bozukluklarını biz ultrasonla baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Temel olarak yaptığımız birkaç tane kan testi de var. Bir tanesi adet döngüsü içerisinde adet görürken kadın FSA hormonudur. FSA hormonu hipofizin beynin salgıladığı bir hormondur. Hipofiz hormonu FSA'yı normal dozlarda salgıladığı halde kadın düzgün adet görüyorsa o kadın normal bir kadındır. Bazen FSA hormonu çok düşüktür, yok denecek kadar azdır. Onun anlamı şudur, eğer yumurtalık normal yumurta üreten bir yumurtalıksa kadının beyni yeterli uyarı yapmadığı için kadın adet görmüyordur ya da düzensiz adet görüyordur ya da FSH hormonu tepelerdedir, taban yapmıştır. O da beyin yumurtalığa yumurta üretsin diye bağırıyordur, bir sürü hormon üretiyordur ama yumurtalıktan ses seda gelmiyordur. O da zayıf yumurtalığı olan, az yumurtası içeren kadınlardır. Dolayısıyla biz birkaç tane hormon testi yaparak, bir de ultrasonla kadının yumurtalığına bakarak kadının yumurtlama probleminin nereden kaynaklandığını ve bunun için ne yapılması gerektiğini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim polikistik over sendromuna. Polikistik over sendromu da kadınların düzenli adet görmelerini engelleyen faktörlerden biri bir tane, sizin evet. dediğiniz gibi polikistik over sendromu olan bir kadında. Başka ne tür yakınmalar olabilir? Nasıl anlaşılır? Sadece adet düzensizliğine mi yol açar yoksa bir takım başka şikayetleri de olur mu bu tür Şimdi kadınlara? Polikistik over sendromu aslında vücutta insülin rezistansla beraber, insülin direnciyle giden bir durum. Yumurtalığın içinde de bu durum söz konusu olduğu için kadının yumurtalığı aslında hipofizin normal hormon üretimine rağmen... ...yeteri kadar yumurta üretmiyor. Hele kadın biraz da kilo aldıysa iyice yumurta üretmez hale geliyor. Tabii bu genel bir endokrin hastalık olarak değerlendirmek lazım. Bu polikistik overlerde birazcık daha kolay kilo alma problemleri... ...işte birazcık tüylenme problemleri... ...adet düzensizliği olabilir ya da olmayabilir. Adet düzensizliğine bağlı olarak benim çocuğum olmuyor problemleri. İleriki yaşlarda bu metabolik problemlere bağlı olarak birazcık yağlarda yükseklik, yağlarda yüksekliğe bağlı olarak damar sertliği riskinin birazcık daha fazla olması, ileride kalp hastalığı ve tansiyon hastalıklarının birazcık daha sık gözükmesi, adet düzensizliğine bağlı olarak ileride yine meme kanseri ve rahim kanseri risklerinin birazcık daha fazla olması gibi bir sürü problem var. Ama kadınların en çok takıldığı yer o kistik lafı. Şimdi polikistik over sendromunun içerisinde bir kistik bir kısım geçiyor. Kadınlarda kistin adını duydular mı? Eyvah bende kist varmış diye korkuyorlar. Aslında bu bizim anladığımız anlamda bir kist değil. Yumurtalığın içerisinde bir sürü yumurta olduğu için buna polikistik deniyor. Ameliyat edilmesi gereken bir durum kesinlikle değil. Sadece kadının kendini koruması gereken bir durum. Eğer problem adet düzensizliği ve çocuk istemiyorsa kadın hı hı. en başta yapması gereken kilosu fazlaysa kilosunu düşürmek. Çünkü polikistik over sendromların bir kısmı kilo normale geldiği zaman kadın düzgün yumurtlar hale geliyor. Eğer düzgün yumurtlayamazsa yumurtlayamıyorsa o zaman adet düzenini mutlaka sağlaması lazım. Eğer çocuk istemiyorsa ya adet getiriciler kullanacak, her ay belli günlerde Hı. adeti gelsin diye bir ilaç kullanacak ya da doğum kontrolü kullanacak. Peki ya çocuk istiyorsa kadın? Çocuk edin? istiyorsa o zaman işte yumurtalığı çalıştırmak lazım. Hı. O zaman bu yumurtalık kendi kendine çalışmıyorsa biz ya hap vererek Hı. ya da iğneler kullanarak yumurtalığın yönetimini elimize alıyoruz. Ve yumurtalıktan yumurtayı çok da rahatlıkla ürettirebiliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim için en kolay hastalar polikistik overliler. Aslında en zor gibi insanlarda algılanıyor ama şimdi bir şey yumurtalıkta bol bol varsa sizin onu yönetmeniz ve onlara sahip olmanız ve onlarla çocuk vermeniz çok kolay. Bizim en zorlandığımız hasta grubu yumurtalığından yumurta çıkmayanlar. Yani yumurta Şimdi yumurtası oraya geleceğim. Az Son dört buçuk dakika içindeyiz ama bir şey merak ettim. Bir kadının polikistik e, over sendromu varsa ve çocuk istiyorsa. Uyguladığınız tedavilerle doğal yollarla gebe kalabilir mi? Yoksa bazı durumlarda tüp bebek ihtiyacı da olabilir mi? %80'e yakın aslında onların muayene tedavileriyle hamile kalıyorlar. Hı hı. Polikistik overde tüp bebek yapmak kolay. Tüp bebekte çünkü biz polikistik overde iğneleri veriyoruz. Doz fazla da gelse, az da gelse yumurtaları topluyoruz. Uygun zamanda da rahmin içerisinde bir tane bebeği veriyoruz. Kadın hamile kalıyor ya da iki tane veriyorsunuz artık yaşına göre kadın hamile kalıyor. Aslında polikistik overde muayenehane tedavilerini yapmak daha zor. Çünkü polikistik overde siz ilacın dozunu istediğiniz kadar kısın. Kıstığınız zaman ya doz yetersiz gelir yumurta büyümez ya da siz kıstığınız halde o kadar çok yumurta büyür ki e, iptal edersiniz tedaviyi. Çünkü polikistik overde en çok korkulan bir sürü yumurta büyüdüğü için ikiz, 300, 500 olma ihtimalidir. Tamam. Onun için polikistik overde öyle ya da böyle ama muayenehane tedavisiyle ama tüp bebekle çocuk olur. Ama polikistik overlerin çoğu zaten muayenehane tedavileriyle gebe kalıp kurtuluyorlar. Şimdi biraz önce araya girdim. Aslında bizim için asıl problem yumurtalık rezervi az olan kadınlardır evet. dediniz. Peki yumurtalık rezervi bir kadının azsa onun da çocuk sahibi olma şansı var mı? E, son iki buçuk dakika içinde sözü size bırakıyor Kesinlikle var. Çok panik oluyor tabii kadınlar. Evet. Yani bir kadın yaşı 45 olduğu zaman yumurtalık rezervin azalmış dediğinde pek panik olmuyor. Zaten bu belirgin bir durum ama... Yaşı 25 olup da senin yumurtalık rezervin azalmış dendiğinde kadın korkuyor tabii çünkü ne zaman menopoza gireceği belli. Değil. Menopoza girerse hiç çocuğu olmayacak. Hele bu kadın bekarsa iyice strese giriyor. Tabii. Nasıl yapılıyor? İşte bir FSH hali yapılıyor. Yüksek çıkıyor. Hadi bir de AMH bakalım diyorlar. AMH da düşük çıktı mı kadın iyice panik haline geliyor. Şimdi kadın evli değilse yumurtalar biriktirilebilir. Yumurtalar dondurulabilir. Yumurtalar saklanabilir. Şu anda bu Türkiye'de legaldir. Kadın evli ise unutmayın ki normalde kadınlar evde bir tane yumurta atarak gebe kalıyorlar. Demek ki kadının yumurtalığı bir tane yumurta bile veriyorsa biz o bir yumurta güzel bir yumurta ise onunla gebelik elde edebiliriz. Tabii ki çok yumurtası çıkanların şansı her zaman daha fazladır. Az yumurtası çıkanlar biraz daha çok uğraşacaktır o iyi yumurtaya denk gelene kadar. Ama yumurtası az olan çocuksuz kalır diye bir şey kesinlikle yok. O FSH tali, AMH tali iyi çıkmadığı zaman Çocuk olmayacak anlamını taşımıyor. Sadece rezervin düşük olduğunu söylüyor. Kadının yaşı gençse iyi bir yumurta her zaman gebelik getirebilir. Ne yapıyorsunuz? Biraz daha bir dakika kadar vaktimiz var. Şimdi Böyle bir durumda... tüp bebekte temel olarak tedavi yumurta üretimi ve o yumurtayla spermin karşılaştırılmasıdır. Eğer kadının yumurtalığı çok yumurta verebilecek bir yumurtalıksa iğneleri veriyorsunuz. O iğneler yumurtalıktan yumurta üretimini arttırıyor. Bol bol yumurta topluyorsunuz. Ama kadının yumurtalığı çok yumurta vermeyecek bir yumurtalıksa o zaman biz hep doğal tedaviler yapıyoruz. Hı. Diyoruz ki bu yumurtalık zaten bir tane iki tane yumurta verecek daha fazla vermeyecek. O zaman iğne masrafı, iğne eziyeti bir kenara dursun. Biz ona haplar verelim ya da hiçbir şey vermeyelim. Yumurtalığın kendi büyüttüğü, kendi ürettiği yumurtaları... Yumurtlama zamanı geldiğinde dışarıya alıp erken sperm ile birleştirip rahmin içerisine koyuyoruz. Yani bir anestezi gerekiyor Tabii herhalde Tabii yumurta toplama mi? işleminde çok hafif bir anestezi Hı. veriliyor. Zaten bir tane yumurtayı toplamak 5 dakika sürer. Kadın birazcık uyuyor, uyanıyor, uyanınca da evine gidiyor. Yumurta biriktirirken de öyle, bazıları evli değil dedik evet. yumurta toplandığı zaman da. Her ay kadının yumurtasını takip ediyoruz. Yumurta büyüdüğü zaman o yumurta atılacağında biz onu uyutup dışarıya alıyoruz yumurtayı ve dondurup saklıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katılımınız için Sayın Operatör Doktor Aret Kamar. Sağ olun.